Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni YouTube videoma hepiniz hoş geldiniz. Gastronominin başkenti olan Gaziantep'teyiz. Gaziantep'te bugün Gaziantep'in meşhur kebabını yiyeceğiz, çekeceğiz. Nerede? Kebapçı Necdet'te. Haydi gelin bu lezzeti hep beraber keşfedelim. Haydi bakalım. Gaziantep'te Kebapçı Necdet'teyiz arkadaşlar. 1970'ten bugüne gelen bir lezzet. Necdet Usta bugün yokmuş. Kendisi olmadığı için kendisiyle video çekemeyeceğiz. Ama kendisini yetiştirdiği talebesi desek doğru olur. Oğlu burada Faruk. Şu an işe o bakıyor. Şimdi içeriye doğru gidelim. Faruk Usta ne yapıyor ne etmiyor şöyle bir video çekelim, toplayalım. Onlar bugün size izletmeye çalışacağım. Bakalım nelerle karşılaşacağız. Hep beraber izleyelim. Haydi. Kebapçı Necdet'in oğlu Şef Faruk yanımda. Faruk Usta'm kolay gelsin. Eyvallah kardeşim, hoş geldin. Şimdi Faruk abi biliyorum Covid çok etkiledi sizi. Fazla etkiledi. Fazla etkiledi. Bütün dünyayı etkiledi. Gerçi tek bizde değil. Evet. Şimdi sen bize bugün ne yedireceksin? Ben sana bugün kıyma yedireceğim. Yeni yaptım, taze yaptım. Saplıyordum içeride. Ben kıymayı saplamaya devam edelim mi? Evet, saplayalım. Abi sen... Ocağa mı bakmanız zorundasın? O gelecek. Yok, ocağa çocuklara baksın, biz içeri geçelim. Sen ne paniksin böyle Faruk'cum ya? İbrahim'in arkadaşı gelecekmiş. Ha öyle mi? Evet, onu bekliyorum, üstüne dikkat edin. Faruk abiden biz abi kardeş gibiyiz arkadaşlar bu arada. Gel Faruk abi şöyle gel. Şöyle durayım. Aynen. Şimdi zırh kıyma değil mi bu? Bu zırh çekilmiş. Arkadaşlar talep olmadığı için normalde eti zırhlayacaktı bana. Et kalmadığı için zırhlayamadık. İtirdik ama ileriki süreçte yine videomuzda etin zırhlanması ile ilgili tabaşından sonuna kadar aynen, videoyu çekeriz. Harmanlanmasını. Şimdi bu bir tane kıymayı Adana mı oluyor bu normal? Acılı. Acılı kıyma diyorlar Antep'le. Acılı kıyma diyorlar da bu acılı kıyma değil aslında. Şey Adana değil aslında, acılı kıyma. Yassı kebap, evet. Yassı kebaptan farkı bu biraz daha topak oluyor Adana'dan değil mi? Tabii, Antep usulü. Bunların saplaması biraz daha zor. Aynen. Hem tutması da zor yani ocakta tutması. Tutulması zor, ocakta düşmesi sıkıntı. Şey ocağa koyması biraz sıkıntı. Evet. Şuna sana bir tane yedireyim bundan. Tadına bak. Notumuzu vermemeli ustacığım. Abi hoş geldin. Eyvallah. Valla Faruk abi. Daha önce yedim ama. Çok yedin. Şimdi YouTube için de çekim yaptığımız için. YouTube bir de için. Bu şekilde yiyelim. Aynen. YouTube daha tatlı olur. Haydi bakalım o zaman. Şimdi kıymamız hazır. Hazır. Ocağa gireceğiz. Biraz daha ileri alalım çekimi. Şöyle hocam. Evet. Babacım hoş geldin. Tamam. Faruk abi baban kaç yıldır yapıyor bu işi? Babam 1970 yılında İmam Çağdaş'ta başlamış. İmam Çağdaş'ta başlamış. Evet. Oradan yetişip geldi. Oradan yetişti. Antep genelinde kebapçıların çoğu oradan yetişme. Tarih yani gerçekten ustalık gereken bir iş zaten. Evet. Yıllardır orada çalışıyor. Orada çalıştıktan sonra şeye geçiyor. Kendi iş yerine atıyor. Bakın şurada yıkılan işletme var. Alalım orayı. Şöyle bir tarafa çekelim. Yön levhası var ya, dönülmez levhası. Ha. Orası babamın yeriydi. Yıkılmış zamanında. Arkadaşlar Beyran'ı pense kullanmadan ocaktan alıyormuş. Öyle bir usta yani, Necdet Usta yıllarını vermiş bir birisi. Yani. Aslında bir sanatkar. Bir zanaatkar desek daha yeri. Zanaatkar aynen. Zanaatkar. Şimdi bu iş Faruk'a düştü burada. Faruk abi uzun süre yurt dışında falan çalıştı. Dubai'de çalıştı. Antalya'da, Almanya'da büyük bir Türk restoranlarına falan da çalıştı. Evet, evet, çok şimdi artık kendi işlerine devam ediyorlar. Gördüğünüz şu 4 metrekare. Bayrağı aldık. Mekan 4 metrekare ama inanın lezzeti dünyaya hitap ediyor. Şimdi bakalım ben kıymayı da kendim yiyeceğim. Şu korona geçse de Faruk abi. Hiç söyleme. Şu anda biz senden bu videoyu çekemeydik. Çekemiyoruz. Kesinlikle evet. Çekemedik. Şu anda. Ve sen bu mangalı kullanmıyordun daha. Aynen. Büyük mangal var. Büyük mangalım vardı, onu kullanıyordum. Onu kullanıyordun. Yani şurada korona... bir şurası full dolu oluyordu. Aynen öyle. Ne yapalım? Allah'tan gelen. Allah'tan gelen bir şey o. Biz keyfimize böyle yapmıyoruz. Yok şurada Allah'tan geldiği için boyun eğeceğiz. Başka hiç çaremiz evet, yok. Evet abi. Evet. Şu kebaba baksana. Baban İmam Çağdaş'ta uzun süre çalıştı yani değil mi? 11 yıl. 11 yıl vay be. Fotoğrafı var babamın. Hı. 10 yaşındayken yani orada bir şeyimiz var, ispatımız var yani o yıllardan doğru, geldiğini. Doğru gördüm ben. Antep'in değerlerinden işte artık yaşlıların ellerini ayaklarını öpmek lazım. Doğru abi doğru. Bizlere bu işleri öğretti getirir, Allah razı olsun yanlarına. Ben geliyorum hemen. Hı. Thank you.
Ben de iyi kebap yaparım ha, biliyor musun? Ben bu işe başlayayım mı abi, yavaş yavaş yanında? Başla. Valla. Başladın zaten, yıllardır benim yanındasın. Faruk abi de bizim ayrı muhabbetimiz var arkadaşlar. Aile dostluğumuz var artık. Ekmeğe söyledin mi Faruk abi? Söyledim, geliyorum. Ekmeğe de hüsük olun ama. Al ya, koş. Ekmeğe de hüsük olun ama. Hüsük olun. Hüsük olun pide fırını. Hacı abi gidin yeri. Abi ne varsın? Valla bu arada ben ocak başına geçtiğim gibi bir şey oldu. Ben burada çalışıyor muyum? Valla para ödemem ama Faruk abi. Para vermem, almayayım senden. Abi şöyle vereyim sana. Çünkü ben pişirdim abi. Şuna bak ya. Ben şu şeyi çok seviyorum ya. Böyle et köpürüyor ya. Aynen. Ya etin tazeliği zaten. O etin tazeliğini belirtiyor. Bizde her şey günlük. Kaç gram kıyman abi? Kıymam ortalama 110. 115 civarı bir şey. 115 civarı. Evet. Şimdi normalde masayı da çekeriz ama masa bu olaylardan dolayı yasak. Yasak. Çekemiyoruz. Biz Ramazan'ı düşünüyoruz şu anda. Ramazan'da bizde bilirsin. Bizde ama oluyor. Günde 2000 ekmek atıyordum. 2000 kişi demek bu. 2000 insan değil mi? 2000 tane insan. Biliyorum abi, Ramazan'da burada izdiham oluyor. Ama gel görelim ki bu sene o yoktur. Hadi. Gel buraya. Şimdi benim kıymam hazır. Hayır, sen çekmem olur. Ben çekeyim mi abi? Çek. Yaklaş şöyle. Bak şimdi. Faruk abi ses gelmiyor. Ekmek salçalı. Bizim öyle şey, kıymada fazla ses mi çıkmaz? Yani çünkü kıymada çıkmaz zaten normalde. Şimdi bu kıyma arkadaşlar. Bir ekmek yağı. Bir de bunun yanında biberi yok mu Faruk abi? Şimdi biberim kalmadı da. Biz her videoda söylüyoruz. Sen yap istersen. Şöyle kıymayı bir ez abi. Kıymanın şu şekilde dağılana makbul. Bak böyle. Elini aldın mı? Elinize aldığında dağılacak kıyma. Nasıl bir şey ya? Arkadaşlar bakın. Et şöyle sulanacak ya. Güzel değil mi? Çok güzel. Şimdi bunu 17 TL, bir de yanına ayran alalım. Bir de ayran ver yanına. Bir tane de ayran getir. Bir de ayran. Ne kadar yapıyor? 19 lira. 19 lira. Aynen. 19 TL'ye karnı doyuruyorsun. Bülent yanıma gel abi. Ben kim abi? Nere? Benim en geliyorum. Hastaneye gittik ya. Müthiş ya. Valla müthiş. Evet arkadaşlar, bugün de kebabımızı yedik. Kebapçı Necdet'e ilgi alakalardan dolayı teşekkür ederiz. Bu şekilde videolarımı görmek istiyorsanız lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Ve bu videomun altındaki beğeni butonuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Herkese hayırlı günler diliyoruz. Kendinize iyi bakın.